O zaman Demet Özdemir dedin az önce. Yine hak kazandın böyle bir habere. Tebrik ediyorum arkadaşım seni. Erkenci Kuş dizisiyle biliyorsunuz yıldız oldu Demet Özdemir. Dümis haberini vermiştik. Can Yaman'la birlikte oturduğu ev satılığa çıktı ve 5 milyon TL karşılığı ama alınmadı falan filan diye boşaltmak zorunda kaldı diye. Bu konuyla ilgili de ilk açıklamalar geldi. Bakın neymiş işin aslı. Şimdi bak size açıklıyorum ki Yalanlama mı gene? Allah aşkına evet söyle bir nedir? yalanlama geldi. Senden bekliyoruz Benle haberi. hiçbir alakası yok. Onlar konuştu. Davayı onlara bekliyorum. Onu Ya baştan bizim zaten davalarımız var. Dostum bizim üzerimiz Aa, çok yapma. sıkıldım. Herkes konuşuyor bana. Neyse. Evimde tek başıma yaşıyorum diyor. Ondan sonra diyor ki böyle bir şey yok. Beraber oturmak, işte evin satılığa çıkması, şudur budur, öyle bir şey söz konusu değil. Ondan sonra tamamen asılsızdır, baştan aşağı yalan ve gerçekle de ilgisi yoktur diyor. Sana ev sahibinden bir şey geldi mi kızım? Gelmedi. Gelmedi mi? Ben buna Çağrıda inanmam da. bulundun. Demek ki Demet Hanım doğru Bize ev söylüyor. sahibinden bir cevap gelmedi. Evim satılıyor, satıldı, evet çıktılar gibi bir ev sahibi Ama bizi ben aramadığı sürece bize acaba tam soru onlar işaretleri. böyle beraber aynı evde yaşarlar, evlenirler psikolojisi mi var insanlarda? Yo, ben dün de galiba şunu sana sormuştum. Gerçekten beraber yaşıyorlar mı Pınar'cığım diye. Sen de herhalde öyle demiştin. Ben beraber yaşadıklarına da inanmıyorum. Çünkü Demet'i yöneten başka bir ekip var. Beyefendi yöneten başka bir ekip var. Onların böyle yani safi aşkla aynı evde yaşadıklarını zannetmiyorum. Evet doğru. Yani onların tamamen Olmayabilir. başka bir hayatları ve kariyerleri var diye düşünüyorum. Sevgili olabilirler. Aralarında kalp böcek romantizm olabilir. Ama beraber yaşadıklarını zannetmiyorum. Beraber ev alacaklarına hiç inanmıyorum. Hiç Bak inanmıyorum. şimdi Hem bana bak. de 5 milyon. Dün böyle şeyler söylemiyordun. Ama Bu dedim haberin ki geleceğini bilmiyordum desene. hayır. Hayır dün de pek inanmadım dedim ya 5 milyonu kim bulmuş da değil mi? Yok canım biz Etiler'de. dedik ki 5 milyonu bulurlar diye. 5 5 milyonu milyonu niye de onlar almamış beraber ama ne dediniz? dedim? Ortak Reklam mı dedim? filmleri var dedik. Hayır tamam 5 milyonu bulurlardı ben sana sordum tapusu kimin üstünde dedim. Yarı yarıya alırlar dedi. Ben de böyle pek gibi kaldım pek inanmadım yani. Ya biz evi Şimdi yani hemen çevir kazı yanması yapıyor şu an sen toparlıyorum. olsun olsun biz o Evet hallerine ben sana bir alışkınız şey senin. söyleyeyim mi? Adamı ipe götürür bu. Bugün söylediğini yarın bambaşka bir şey söyleyebiliyor. Dün Yok burada canım. ama dün şöyle inandığıyla dedi, bugün böyle inandığı dedi diye farklı. söyleyen o değil sanki. Şimdi çıkan haberlere göre yorum yaptığımız için Ha, dolayısıyla evet. bugün böyle bir yorum Dün o yapma başka bir ihtiyacım. şeydi, bugün başka bir şeydi. Bunu Ben aynı evde söylüyorum. yaşadıklarını zannetmiyorum. Ev aldıklarını da İzleyicilerimiz zannetmiyorum. gerçekten ne düşünüyorlar Herkes bilmiyorum. kendine yatırım Yazarsın yapıyor reklam hayatım. arasında. Ah bu arada olanları bir Bence çok görseler. dinamik, güzel bir yayın oldu. İzleyicilerimizin de inşallah hoşuna gitmiştir. Hoşça kalın. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Ama yarın yine bomba konularla, bomba 9-15'e yeniden buradayız. maddeleriyle karşınızda olacağız. Allah'a emanet olun. Hoş